Merhabalar arkadaşlar makaralarla yine birlikteyiz bir önceki videomuzda basit makinaların genel özelliklerini anlatmıştık şimdi makaralarla devam ediyoruz arkadaşlar sabit makara palanga hareketli makaralar bu videomuzda hepsini anlatacağım arkadaşlar ayrıca soru çözümlerimizde var videomuzda arkadaşlar sabit makarayla başlayalım adı üzerinde sabit makarayla ortasından arkadaşlar bir yere tutturulmuşsa biz bu makara çeşidine sabit makara diyoruz arkadaşlar. Günümüzde inşaat ve sanayi alanlarda sıkça kullanılan bir basit makinedir. Bir yere sabitlenmiş, kendi etrafında dönerek cisimlerin hareketini kolaylaştıran basit makinelere mak sabit makara diyoruz. Sabit makaralarda kuvvet ve yükün ağırlığına eşittir arkadaşlar yük bölü kuvvet. Yani biz şu yükü kaldırabilmek için aynı kuvveti aynı bu yükü aynı kuvvetle kaldırıyoruz arkadaşlar. Kuvvetten ve yoldan kazanç ya da kayıp yoktur. Yani yük kuvveti eşit olduğu için arkadaşlar ne olacaktır? Kazınç, kazanç veya kayıp yok. Sadece kuvvetin yönünü değiştirme. Değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlıyor. Ne demek kuvvetin yönünü değiştirmek? Biz aşağıya doğru çekiyoruz. Yük yukarıya doğru. Yani birbirine zıt. Kuvvetle yük zıtsa arkadaşlar kuvvetin yönü değiştirilmiş olur. Sabit makara da makara ağırlığı kuvvetin büyüklüğünü değiştirmez arkadaşlar. Yani bize herhangi bir ek yük getirmez. Sabit makarada yükün yükselme miktarı ipin çekilme miktarı kadardır. Örneğin biz yükü 1 metre yukarı kaldırmak istiyorsak ipi 1 metre çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Unutmayalım sabit makarada kuvvetten kazanç veya yoldan kayıp yoktur arkadaşlar. Sabit makaralar sadece kuvvetin yönünü ve doğrultusunu değiştirebilir. Bu sayede iş yapma kolaylığı sağlar arkadaşlar. Bakın buradaki 500 Newton'luk kuvvet uygulayarak 500 Newton'luk yükü kaldıra biliyoruz arkadaşlar. Yani yük eşittir kuvvet olduğu için kazanç veya kayıp yoktur. Arkadaşlar yandaki sistemde görüldüğü gibi sabit makarada 10 Newton'luk yük 10 Newton'luk kuvvetle dengelenmiş. Sabit makarada kuvvet kazancı yok. Yani neydi arkadaşlar kuvvet kazancı? Yük bölü kuvvet diye. Yük bölü kuvvet 10 bölü 10 olduğu için 1'dir. Burada arkadaşlar kuvvet kazancı veya kaybı yoktur. Sadece kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlar. Sabit bakara her zaman tavana asılı olmayabilir. Arkadaşlar şu şekilde de asılırsa veya yere de asılı zemine de asılırsa arkadaşlar yine yan duvarlarda ve yere de sabitlenmiş olurdu. Bu da sabit makara, bu da sabit makara. Bazen öğrenci karıştırabiliyor. Arkadaşlar günlük hayatta kullanımı bu şekilde. Örnekle devam edelim. Yükü dengeleyen F kuvveti kaç Newton'dur? Arkadaşlar sabit makara olduğu için yük eşittir, kuvvettir. Odaya kuvvet kaç Newton'dur? 60 Newton'dur arkadaşlar. Kuvvetin yönü değişir mi? Evet bakın yük yukarıya doğru kuvvet aşağıya doğru birbirine zıt olduğu için Evet, yükü 3 metre yükseltmek için arkadaşlar bu 3 metre yükselmesi için buradan ne kadar çekilmeli? 3 metre. Cevabımız 3 metre. Hareketli makarayla devam edelim arkadaşlar. Hareketli makara dediğimizde Arkadaşlar makara ne olacak? Yukarı aşağıya hareket ediyorsa. Bakın ortasından tutturulmamış. Ortasına ne tutturulmuş? Yük tutturulmuş. Yukarıya aşağıya hareket edebilen makaralara hareketli makara diyoruz arkadaşlar. Belli bir yere sabitlenmemiş. yükle birlikte hareket eden makaradır arkadaşlar. Yükün ağırlığı iki ip tarafından eşit olarak paylaşılıyor. Arkadaşlar bu ip birinci ip. Birinci ip ikinci ip tarafından bu yük ne yapılıyor? Eşit bir şekilde paylaşılıyor. Yük yarısı kadar kuvvetle taşındığı için kuvvetten iki kat kazanç vardır arkadaşlar. Bakın kuvvet eşittir yük bölü iki. O halde arkadaşlar yükün yarısı kadar kuvvet harcıyorsak iki kat kazanç sağlamış iki kat kar etmiş oluruz. Bu durumda da yoldan iki kat kayıp vardır. Ne demek yoldan iki kat kayıp arkadaşlar? Biz yükü bir metre çekebilmek için, yükü 1 metre yükseltebilmek için ipi 2 metre çekmemiz gerekir arkadaşlar. Hareketli makaralarda kuvvet ile yük aynı yönde hareket ettiği için kuvvetin yönü değişmez. Arkadaşlar hem kuvvet hem yük aynı yönde olduğu için kuvvetin yönünü değiştirmez. Hareketli makarada yük çekilen ilk miktarının yarısı kadar yükselir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir hareketli makara 100 Newtonluk bir yükü biz yarısı kadar yani 50 Newton'la kaldırabiliyoruz. Bakın burada 100 Newton'luk bir kuvvet, yük. iki tane ip, bu 50 Newton, bu 50 Newton paylaşıyorlar. Biz ne kadar kuvvetle? F eşittir. 50 Newton'la kaldırmış oluyoruz. Yükle beraber hareket eden makara, bu makarada yükün ağırlığı her iki ipe eşit olarak paylaştırılıyor. Bu iplerdeki her bir kuvvetin yükünün ağırlığının yarısı kadardır arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki Kuvvete iki kat kazanç vardır arkadaşlar. Dolayısıyla yoldan iki kat kayıp vardır. Biz yükü bir metre yükseltmek için ipi iki metre çekmemiz gerekir. Yani bir metre yükseltip kaldırmak için iki metre çekmemiz gerekir. Hareketli makarlarda kuvvetin yönünde değişiklik olmaz. Bakın F'in yönü de bu şekilde, yükün yönü de bu şekilde. Aynı yönlü olduğu için kuvvetin yönünde değişiklik yok arkadaşlar. Arkadaşlar baktığımızda, Yandaki sistemde görüldüğü gibi hareketli makarada 5 Newtonluk kuvvet 10 Newtonluk yükü dengelenmiştir. Kuvvetin 2 kat kazanç sağlanmış ve kuvvetin yönü değiştirilmemiştir. Bakın kuvvet ve yükün yönü aynı. Eğer sistemde makaraların ağırlığı önemli ise hareketli makaraların ağırlığı hesaba katılır. Arkadaşlar sorularda söyler makara ağırlığını eğer önemsi e makara ağırlığı önemsiz demiyorsa arkadaşlar bu makaranın ağırlığı da bu kuvvete katılır arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Yükü dengeleyen F kuvveti kaç Newton'dur? Arkadaşlar 60 Newton'sa yük kuvvet eşittir. Yük bölü 2 idi. Yani 60 bölü 2 o da eşittir 30 Newton. Yükü dengeleyen kuvvet 30 Newton'dur arkadaşlar. Kuvvetin yönü değişir mi? Hayır bakın yük ve kuvvet aynı yönde değişmez. Yükü 3 metre yükseltmek için kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. 3 metre yükseltmek için arkadaşlar burayı kaç metre çekmemiz lazım? 6 metre çekmemiz lazım. Kuvvetten kaç kat kazanç sağlanmıştır? 2 kat arkadaşlar. Bakın 60 Newton'u 30 kuvvet 30 Newton'la kaldırabiliyorsak 2 kat karımız vardır, kazancımız vardır arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Arkadaşlar biz bu yükü 60 Newton'la kaldırıyor isek kuvvet eşittir neydi arkadaşlar? Yük bölü 2 idi. O halde 60 eşittir yük bölü 2'den işte size çarpımı yaparsak yük, yük eşittir yük eşittir 120 Newton çıkacaktır. Yani burada kaç Newton'dur? 120 Newton cevabımız D şıkkı. Palangaya geçtik arkadaşlar. Sabit ve hareketli makaraların birleştirilmesi sonucu elde edilmiş basit makinadır. Arkadaşlar, palangada hem sabit makara olacak hem hareketli makara olacak. Palangalar kuvvetten kazanç sağlamak ve kuvvetin yönünü değiştirmek için kullanılır. Bakın arkadaşlar, biz kuvveti yukarıya doğru kaldırıyoruz. Yükte ne oluyor? Yukarıya doğru hareket ediyor. Burada bu sabit makara, bu hareketli makara, bu da hareketli. Bakın inip çıkabildiği için hareketli makara. Arkadaşlar palangalarda biz kuvveti bulmak için eğer kuvvet aşağı yönlü ise bakın aşağı yönlü ise kuvvet eşittir P bölü 2 yani yük bölü 2 formülüyle eğer burada arkadaşlar 2 kat kazanç olduğu için 1 metre yükseltmek için 2 metre çekmemiz gerekir. Eğer yük, kuvvet yukarı yönlüyse arkadaşlar ne yapıyoruz? P bölü 3. 3 kat kazanç olduğu için 1 metre çekmek için 3 metre çekiyoruz. Arkadaşlar kuvvet aşağı yönlü ise ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Kuvvet eşittir P bölü 3. 3 1 met metre çekilmek için kuvveti 3 metre çekmemiz gerekir. Hareketli makara sayısı arttıkça kuvvet kazancı artar ip aşağı bakıyorsa kuvvet eşittir. Yük bölü makara sayısı. Bakın arkadaşlar yük bölü 1, 2. İp yukarı doğru bakıyorsa arkadaşlar. Bakın burada yukarıya doğru çekilmiş. Ne olur? Makara sayısı artı 1 formülüyle buluyoruz. Bakalım arkadaşlar. Kuvvet ne tarafa doğru? Yukarıya doğru. O halde kuvvet eşittir. Yük bölü makara sayısı artı 1. 1, 2, 3 makara artı 1. 4 oluyor. Yük bölü 4 arkadaşlar. Burada 1 metre yukarı çekebilmemiz için 4 metre kuvveti çekmemiz, ipi çekmemiz gerekir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. İp aşağı yönlü ise yük bölü makara sayısı, ip yukarı yönlü ise yük bölü makara sayısı artı 1 formülüyle buluyoruz. Palangalarda arkadaşlar sabit ve hareketli makara birlikte oluşan bir sistem. Kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır her zaman. Bazı palangalar kuvvetin yönünü değiştirirken bazıları değiştirmez. Örneğin arkadaşlar bu yük yukarıya doğru kuvvet aşağıya doğru. Burada ne yapılmış? Kuvvetin yönü değiştirilmiş. Burada ise kuvvet ve yük aynı yönlü olduğu için arkadaşlar burada kuvvetin yönü değiştirilmemiş. Arkadaşlar günlük hayatta palangaların kullanım şekli bu şekilde. Örnekle devam edelim. Ağırlığı önemsemeyen makaralardan oluşan şekildeki palanga sistemini dengeleyen kuvvet 50 Newton'dur. P yükü kaç Newton'dur? Arkadaşlar F eşittir ne olacaktı? P bölü maka aşağı yönlü olduğu için 1 2 3 4 makara sayısını yapıyoruz. Arkadaşlar kuvvetimiz ne? 50 eşittir P bölü 4'ten P eşittir işte işte çarpımı yaparsak P eşittir 200 Newton bulunur arkadaşlar. Bakın P eşittir 200 Newton. Cevabımız A şıkkıdır. Arkadaşlar etkinlikle devam edelim. Burada Kuvvetin yönü. Arkadaşlar kuvvetin yönü ne tarafa doğru? Bakın aşağıya doğru. Yani iki yönünde. Yükün hareket yönü. Bakıyoruz arkadaşlar yük yukarıya doğru. Yani bir yönünde. Kuvvetin yönü değişti mi? Evet. Birbirine zıtsa arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Kuvvetin yönü yukarıya doğru. Yani bir. Yükün yönü yine yukarıya doğru. Yani yine bir. Kuvvetin yönü değiştirdi mi arkadaşlar? Hayır. Aynı yönlüyse arkadaşlar. Her ikisi aynı yönlüyse ne yapıyordu? Değiştirmiyordu. Örnekte devam edelim. Burada sabit ve hareketli makaranın karşılaştırılması bir soru da verilmiş. Hareketli ve sabit makaralar için ait özellikler tik işareti olmayanlar çarpı işareti olduğuna göre hangisi elde edilebilir? Kuvvetten kazanç sağlar. Arkadaşlar kuvvetten kazanç hareketli sağlar. Sabit sağlamaz. Kuvvetin yönünü değiştirebilir. Arkadaşlar sabit sabit makara değiştirir. Yoldan kazanç sağlar. Arkadaşlar hareketli makaralarda yoldan kazanç sabit makarada olmaz. Hareketli makarada da olmaz arkadaşlar. Yoldan kayıp vardır, kuvvetten kazanç vardır. İşten kazanç sağlamaz. Her ikisi de işten kazanç sağlamaz. Baktığımızda arkadaşlar yönünü değiştirebilir diyor. Bazı hareketli makaralar değiştiremez. Arkadaşlar hangi şıkkı olur? Cevabımız Hangi görüntüde? B şıkkındaki gibi olur. İşte çalışan veli 50 Newtonluk yükü makaralar yardımıyla 8 metre yukarıya çıkarmak istiyor. Arkadaşlar bu sabit, bu hareketli. Yükü dengeleyen kuvvet, yükün yarısı kuvveti hareketli makara olduğu için arkadaşlar palanga sistemi bakıyoruz aşağı yönlü olduğu için yük bölü 70 bölü 2 yani makara sayısı aşağı yönlü olduğu için yarısı kadardır doğru. Veli ipi 16 metre çekmelidir. Arkadaşlar 8 metre kaldırmak için 2 kat kazanç varsa 2 kat kayıp vardır. 8 metre yukarı çıkabilmek için 16 metre ip çekilmeli. İkinci ifademiz de doğru. Sistemde bir sabit, bir hareketli makara vardır. Bu da doğru. O halde hepsi doğrudur arkadaşlar. Bu işlemlerde Ali aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır? Arkadaşlar ipler ve makarna arasındaki sürtünme önemsizmiş. Bu önemli. Ali 80 newton ağırlığındaki yükü sırasıyla 1, 2, 3 ne olur? 4 metre yüksekliğe çıkarıyor. Arkadaşlar burada sabit makara 80 newton'u 80 newtonla çıkarır. Burada bu hareketli bu sabit aşağı yönlü olduğu için 80 bölü makara sayısı 2, o da eşittir ne olur? 40 olur. Burada arkadaşlar yine aşağı yönlü olduğu için 80 bölü 3, 1, 2, 3 makara sayısı palanga olduğu için F eşittir. 80 bölü 3 olacaktır. 3 durumda da kuvvetten kazanç sağlam sağlamıştır. Yanlış arkadaşlar. Sabit makara da sağlamaz. Hareketli makara sayısı ile kuvvet kazancı doğru orantılıdır. Arkadaşlar bakıyoruz. Burada 2, burada 3. 3'e böldük. Bu doğru. Hareketli makara sayısı arttıkça kuvvet kazancı artıyor. Doğru. İplerde oluşan kuvvetler tam tersi F1 en büyük olacak. Yanlış. F1, F2, F3 tam tersi olacak arkadaşlar. Yanlış. Yükün ağırlığı arttıkça yükü dengeleyen kuvvet de artar. Burada yükün ağırlığı değişmemiştir. Burada ulaşamayız. Hangisine ulaşabiliriz? 5. Sistemde bulunan makara sayıları hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar sabit, sabit, hareketli. Yani bir hareketli, iki sabit. Hangi şıkta var? C şıkkında. Bakın burada dikkat ediyoruz. Aşağıya sabitlenmiş. Palanga sisteminde bulunan makaralar KLMN harfleriyle belirtilmiştir. Buna göre makaraların ağırlığı sistemdeki kuvvet kazancını etkiler. Arkadaşlar sabit makaralar etkilemez. Hareketli makaralar etkiler. Hangileri hareketli? L ve N cevabımız C şıkkı. Buna göre öğrencilerin hazırladığı düzeneklerden numaraların hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Sondan gidersek Halime benim düzeninde kuvvet kazancı yok. Kuvvet kazancı sabit makarada yoktur arkadaşlar. Oha, o halde Halime ne olacak? Kesinlikle 1 olacak. Cennet benim düzeneyimde hem kuvvet kazancı var hem de kuvvetin yönü değişiyor. Arkadaşlar baktığımızda burada hem kuvvet hem yük aynı yönlü burada ise zıt yönlü hem kuvvetin yönü değişiyorsa arkadaşlar cennet 2 olacak. Benim düzenimde kuvvet kazancı var o halde burası da 3 olacak. Rabia 3, cennet 2, Halime 1 hangi şıkta var arkadaşlar? A şıkkında var. Cevabımız A şıkkı. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur? Ayça ve Elif özdeş yükleri şekildeki gibi havada asılı tutarak dinamometrelerin gösterdiği değerleri okuyor. Arkadaşlar bu sabit F eşittir P olur. Burada ne olur? Hareketli olduğu için F eşittir P bölü 2 olur. Burada kuvvetten kazanç var. Burada kazanç veya kayıp yok. Ayça'nın dinamometrede okuduğu değer Elif'in dinamometre okuduğu değerden daha Küçüktür diyor arkadaşlar. Ayça daha küçük. Doğru. P bölü 2 olduğu için. Elif düzeneğinde sabit makara. Ayça ise hareketli makara kullanılmıştır. Elif sabit. Ayça hareketli. Doğru. Arkadaşlar bu sabit. Bu hareketli. Ayça ve Elif işten kazanç sağlamamıştır diyor. Evet. E, basit makinelerde işten kazanç sağlanmaz. O halde her üçü de doğrudur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Mıstıklayınca YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Kaldıraçlarda, kaldıraçlar videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.